Türkiye nedir biliyor musunuz? Türkiye şudur. Gönder. 2, 3, 4. Hazır mıyız? Başlıyoruz şimdi. Hadi. Nazmi abla başlıyoruz. Hadi. Bu 1, 2, 3, 4. Elle 1, 2, 3, 4 gidiyoruz. Ondan sonra eli bırakıyoruz. Zikre dönüyoruz. Sayıyı bırakıyoruz. Zikre dönüyoruz. Tamam mı? Hadi. Hadi. Hadi zevk alıyoruz. Eğleniyoruz. Tamam mı? Başla. 2, 3, 4. Herkes süresi. 1, 2, 3, 4. Söyle. Söylemeyen kalmasın. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zikir koçu. Ali Demir yazmış. Abi dikkat edersen kadınlara zikir koçu erkek. Ulan hani namahremdi? Oraya geçtik. Fakat benim kol açıldıktan sonra herhalde şey yapacaklar bana. Bu kolla ilgili olarak sağa sola hareket ettirecekler. Ben bu adama gideceğim. Bir, iki, bununla üç, dört. Ben bana göre hareketleri spor olarak düşünürseniz fena değil. Bir, iki, üç, dört. Yaşam koçu gibi gerizekalılık varken... Efendime söyleyeyim hani yoga ve pilates spor olarak güzel ama yoga felsefesi falan gibi abuk sabuk şeylere kendini kaptıranlar varken yok rahipler, ruhanilik bilmem ne falan tamam mı? Ya her türlü yaşam koçluğu gerizekalıktır tamam mı? Yani şu demek ulan ben kendim bir bok yemiyorum benden daha akıllısı var. Nesi akıllı? Başka bir sahtekardır o. Geçen gün Barış Muslu'nun kitabını gördüm bir yerde. Ya herif bildiğiniz yani birinci derecede benim yayınıma çıkmıştı. Tüccar, ortada öğrenecek hiçbir şey yok. İnsanlar psikiyatriste, psikoloğa gideceğine, bilimin yanına gideceğine, yaşam koçlarına gidiyor. Yaşam koçluğu eşittir dallamalık. Yaşam koçu, kişisel gelişim kitabı. Bunu okuyanlar aptal olur arkadaşlar. Kişisel gelişim kitabı okuyup hiç gelişeni gördünüz mü? Ve bu kişisel gelişim kitaplarının çok büyük bir kısmı yalandır. Bakın size bir şey söyleyeceğim. Türkiye'nin çok ünlü bir psikoloğu vücut diliyle ilgili bir kitap yazdı. Şimdi adını vermeyeyim. Tamam mı? Herkes peşinden gidiyor. Peşinden gidiyor. Birebir çalmış. Body Language kitabından. Profesör Karı Koca. Ya bunların utanması yok. Zülfü Livaneli kendi kitaplarını kendi yazmıyor. Editörlerine yazdırıyor. Biliyor musunuz bunu? Burama geldiği için söylüyorum. Bunu biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz. Dolayısıyla bu ülke böyle. Bu ülkede namuslu insana yer yok. Bu ülkede gerçekleri duymaya kimsenin tahammülü yok. Body Language, vücut dili yazın internete, yazarı göreceksiniz. Karı koca. Birebir çalmışlar. İntihal falan değil, hırsızlık. Yani eliniz kalem tutuyorsa, düşünsel bir seviyeniz varsa, entelektüel bir varlığınız varsa ve Nazım Hikmet'in şu sözüne inanıyorsanız bu ülkede size yer yok. Nazım Hikmet Moskova'dan geldikten sonra üstelik de Cumhuriyeti kuranlara karşı putları yıkıyoruz diye bir yazı dizisi başlattı. Putları yıkmamız gerekiyor. Yarın ben de putlaştığımda meslektaşlarım beni yıkmalı. Ancak ilerleme böyle olur. Ama bu putlar halk tarafından, sistem tarafından korunuyor ve seviliyor. Ece'nin burada şansı yok. Çünkü öteki Ece halen duayen dinliyor ve daha ünlü. Bu büyük bir sorun. Neyse bunu söylemeyeceğim. Bu büyük bir sorun. Şimdi onlara bütün bu zikir koçu da dahil, Rahmi koçu da dahil, efendime söyleyeyim Bahçelisi, Erdoğan'ı da dahil. Bu düzenin bütün unsurlarına karşı bir çuf çuf verelim. Sonra sizle fikirlerinizi almak için 5 dakika konuşacağız. Çünkü kolum sancmaya başladı. Galiba çok hareket ettiriyorum. Ya fizik tedavi gerekecek ya ameliyat gerekecek. İnşallah gerekmez. Çuf çufu verelim Ali. Sonra herkesin görüşlerini, desteklerini neyse hesap verebilir bir şekilde burada halledelim. Söylediklerimin hepsinde altını çiziyorum. Neden söyledim bazı şeyleri tesadüfen söylemedim araştırın diye söyledim. Çünkü
gerçeğin üstü örtülemez. En büyük hırsızlık bana göre, bu arada onu da altını çizeyim. Geçen gün bir takım akademisyenlerin yayınlandığı, bu edebiyat içinde geçerlidir. Hatta bunun davaları da var. Mine Hanım'la Elif Şafak da davalık oldu. Mahkeme Mine Hanım lehine karar verdi. Şimdi Yargıtay'a gitti. Bilmiyorum ne olacak. Bu intihal meseleleri zor. Ama en büyük hırsızlık fikir hırsızlığı, edebi hırsızlık, sanat eseri ve bilim hırsızlığıdır. Cebinizden para çalmaktan daha büyüktür. Bunu da altını çizmek isterim. Buyurun.